Ayakta kalabilmek için biraz iç piyasa işlerine yöneldim. Farklı projelerde içerisinde oldum. Covid bize yeni yeni alanlar açtı. Sektörümüzde öncelikli tercih edilen ülke konumuna gelmemizi sağlamıştır bu süreç. Avrupa ve dünyadaki alıcıların artık kısmi bir stoklama yapacağı için sürekli bir artış olacağını öngörüyorum. Hem Fransa'ya, hem Almanya'ya, hem Hollanda'ya, hem İtalya'ya lojistik destek verecek tek durak ofisi oluşturacağız. Kadın girişimcilerin rotasına hoş geldiniz. Ben Özlem Dalga. Programda bu hafta Denizli'ye uzanıyoruz. Denizli'de ev tekstil ürünlerinin ihracatında 2020'de neler yaşandı, 2021'de neler yaşanacak? Aynı zamanda Denizli'nin ihracatında pandemiye paralel neler, ne gibi değişimler bekleniyor? Tüm bunları konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Beltan İthalat ve İhracat Şirketi sahibi Betül Lerzantan kadın girişimcimiz programda. Aynı zamanda Denko Lojistik Genel Müdürü ve Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz yayınımıza. Uğur Bey, izninizle kadın girişimcimiz Betül Hanım'la başlamak istiyorum. Betül Hanım, sizden hikayenizi dinleyelim lütfen. Sizin kadın girişimci olarak yarışmada, Türkiye'de kadın girişimcilerin yarıştığı bir yarışmada liderliğe, birinciliğe çıkarmış bir öykünüz var. Nedir hikayeniz? Merhabalar. Şirketimiz Beltan İthalat ve İhracat Ticaret Limited Şirketi, Denizli'de kurulmuş olan bir dış ticaret firmasıdır. Farklı sektörlerde kazanmış olduğumuz deneyim ve tecrübeyi harmanlayarak özellikle ev tekstili ve otel tekstili alanlarında faaliyet göstermekteyiz. İşbirliği içinde olduğumuz üretici partnerlerimizin bizler için ürettiği ürünlerin %50'sini yurt içi pazarımızda, kalan %50 kısmının da Amerika, Yunanistan, Libya gibi yurt dışı pazarlara satışlar gerçekleştirmekteyiz. 2021 yılı için ilk olarak hedef pazarlarımız arasında Almanya, İngiltere ve Macaristan yer almaktadır. Başarı hikayemize gelirsek, 2006 yılında eşimin durumundan dolayı Denizli'ye gelin gelmiş bulunmaktayım. Uzun yıllar farklı sektörlerde dış ticaret alanında ithalat ve ihracat kısımlarında gerek müdürlük gerek personel olarak iş hayatıma atılmış ve devam etmiş bulunmaktayım. 2006 yılında Denizli'ye geldiğimde Denizli'de hiç kimseyi tanımıyordum. Hiç tanımadığım, bilmediğim bir şehir, farklı bir kültür. Denizli'de ev tekstili alanında ilerlemiş, uzmanlaşmış bir şehir olduğu için öncelikle tekstil alanında ilerlemek istedim. İlk sene geldiğimde biraz tekstil öğrenmeye çalıştım. Hatta o sene bir tane Orta Doğu ülkesinde ihracat gerçekleştirdim. 2007 yılında ağır makine sanayi sektöründe ihracat müdürlüğü yapmaya başladım. 3,5 yıl sonra görevimi tamamladıktan sonra 2010 yılında kendi şirketimi kurmaya karar verdim. Tabii bu arada o çalışma esnasında bir ithalatçı firmaya da dışarıdan danışmanlık hizmeti vermeye devam etmiştim. Şirketimi ilk kurduğumda maalesef tekstille ilgili bir deneyim ve tecrübeye sahip olmadığım için, belli bir portföyüm de olmadığı için tekrar yurt dışı ile ilgili portföy oluşturmak maalesef zaman almakta. Bu yüzden de ayakta kalabilmek için biraz iç piyasa işlerine yöneldim. Farklı projeler de içerisinde oldum. Eski sektörlerimle bağlantılı olarak yurt dışına anahtar teslim projeler yaptım. İthalatlara devam ettim. İhracatı ilerletmek adına sektöre daha çok hakim olmaya çalıştım. Öğrenmeye devam ettim. Ama tekstil çok meşakkatli bir sektör. Yani her ürün kendi içinde ayrı bir detay barındırmaktadır. O yüzden de hakim olup her şeyi tam olarak öğrenmek ciddi bir şekilde zaman almaktadır. Kısaca bu şekilde bilgi verebilirim diye düşünüyorum. Evet. Betül Hanım, siz mevcut daha önceki edindiğiniz tecrübeyi yeni yerleştiğiniz yerde Denizli'de, Denizli deyince tekstil akla geliyor. O iyi harmanlamışsınız anladığım kadarıyla. Ben Uğur Bey'e dönmek istiyorum. Uğur Bey, siz kadın girişimcilere Denizli Ticaret Odası Başkanı kimliğinizle de çok
destek veriyorsunuz. Bu sefer Denko taşımacılık olarak da kadın için taşıyoruz projesinde destek veriyorsunuz. Dilerseniz biraz bize Denko uluslararası taşımacılık hakkında bilgi verin. Şirketiniz neler yapıyor? 2020'de neler yaşadı? 2020 beklentileri neler? Denko Lojistik ailesi olarak 30 ile aşkın bir süredir ihracatçımızla el ele şehrimizin kalkınmasına katkı sağladık. Bu katkımızı da inşallah devam edeceğiz. Bu ailesi olarak özellikle Denizli'den Avrupa ülkelerine komple arsiye sinivan taşımacılığı yapmaktayız. Yurt içi ve yurt dışındaki iş ortaklarımız ve partner firmalarımızla gümrükleme, depolama, ara nakliye hizmetlerini vermekteyiz. Önceliğimiz kaliteden ödün vermemek prensibiyle 30 ile yakındır bölgemizde taşımacılığı sürdürüyoruz. Yani 2020'yi nasıl tamamladınız Denko özelinde? Biliyorsunuz Covid Mart 16 ve 17'sinde başlamıştı. Sıkıntılarımızın has safhaya geldiğini o zaman hissetmiştik. Ama 6. 7. 8. aylarda işlerimizdeki tekrar düzelmeden dolayı yüklemelerimizde özellikle hem Türkiye genelinde hem Denizli hem Denko açısından sürecimiz yoğun geçti. Hatta 2020 yılında kısmen de olsa yatırımımızı yapabildik. Bizim açımızdan 2020 yılında iyi bir süreç geçirdiğimi düşünüyorum. Tabii Covid sürecinin sıkıntılarını bunları biraz sonra gireceğiz, konuşacağız. Ama iş anlamında Denizli ihracatımızda da artışımız bir önceki yıla göre var. Diğer sektörlerimizde olduğu gibi tekstil ve konfeksiyonda da artışımız bir önceki yıla gözüküyor. 2021 yılı ile ilgili de hem ihracat hedeflerimizin hem taşıma ile ilgili umutluyuz, beklentilerimiz yüksek. Sebebi şu, yani Covid sürecini özellikle biliyorsunuz Avrupa'daki müşterilerimizin alım ticari şekilleri değişti. Biz Türkiye olarak Avrupa'nın komşu olmamız, yakın olmamız bize arttı. Aynı zamanda Türkiye'nin coğrafi nedeninden dolayı artıya dönüştü. Bakıldığında da biz özellikle 2019 yılında Avrupa Birliği ülkelerimize %67 ihracatı gerçekleştirmiş. Ama 2021 yılında da yeni farklı sektörler alanlar ihracatımıza sağlayacak ve bu ihracat noktasında da yine lojistik ve taşıma sektörüne etki yaratacak. Bu anlamda işlerimizin artacağı kanaatindeyim. Şimdi sektörlerin geneline konuşacağız ama girişimcimiz Betül Hanım ev tekstilinden geliyor. Ev tekstilinde yatay ya dönük bir seyir vardı zannedersem. Hafif yükseliş dediniz. Onu söylemeniz mümkün mü? Bir oran vermeniz yoksa yatay mı diyelim? Şimdi şöyle söyleyelim. Bizim geçen yılki ihracat rakamlarımıza baktığımız zaman biz hatta bu Covid süreci başladığında öngörümüz %15, %10 aralığında bir daralma hissediyorduk, öngörüyorduk. Ama şükürler olsun Denizli'deki çarklarımız gece gündüz demeden Denizli'nin kahramanları, çalışkan insanları çalışarak geçen yılın üzerinde bir performans gerçekleştirdik. Yani 0.25 bir artışımız oldu. Ev tekstiliyle ilgili de 0.1 bir azalmamız oldu. Ama bu azalma dememek lazım. Yani geçen yıla hemen hemen aynı noktada seyri devam etti. Ama 2021 yılıyla ilgili baktığımız zaman da dediğim gibi biz şimdi özellikle Türkiye olarak, Denizli olarak da medikal ve maske, önlük gibi ürünler üreten bir şehir değildik. Ama Covid bize yeni yeni alanlar açtı. Yani açmış olduğumuz alanlarda da kısmen ihracatımız oldu. Ama 2021 yılında bunu daha güçlü hale getirip %67 Avrupa Birliği'ne ihracat yapan bir şehiriz. Bu çok önemli. Yani baktığımız zaman Almanya, İtalya, Hollanda, Fransa, İspanya, Avusturya böyle devam ediyor. Yani Denizli
ihracatının %67'si Avrupa Birliği ülkeleri. Onun için en coğrafi avantajımızı kullanarak aynı zamanda yeni yeni yapmış olduğumuz üretimle de artışımızı sağlayacağız. Peki Uğur Bey, bir virgül koyalım. Betül Hanım'a dönelim burada. Pandemiye paralel beklentileri çok güzel özetlediniz siz. Betül Hanım, 2020'de siz pandemiye dair tecrübelerinizi aktarın lütfen. Bir de 2021 beklentilerini de sizden alabilirsek mutlu oluruz. Pandemi dönemi başlamadan önce iştirak ettiğimiz gerek yurt dışı fuarlar olsun, gerek ülke bazında yerinde ziyaret olarak yapmış olduğumuz pazar araştırmaları neticesinde 2020 yılı için farklı pazarlarla ilgili bir takım projelere ve çalışmalara sahiptik. Pandemi sürecinin başlamasıyla ilgili maalesef biliyorsunuz beklenen bir süreç olmadığı için bazı projelerimiz iptal oldu. Bazı projelerimiz de süresi bilinmeksizin maalesef askıya alındı. Bizler gibi küçük ve orta ölçekli şirketler pandeminin ilk döneminde iptal edilen siparişler ya da hayata geçirilmemiş projelerden dolayı maddi sıkıntılar yaşamaya başladı. Bizler de devletimizin sunduğu desteklerden ve teşviklerden faydalanarak süreçteki maddi sıkıntıları minimize ederek işlerimize devam ettik. Pandemi sürecinin sektörümüz açısından olumlu tarafları da oldu. Tabii ki Uğur Bey'in de dediği gibi ilave etmek istiyorum ben de. Özellikle işçilik, enerji ve ham madde maliyetlerinden dolayı en büyük rakibimiz olan Çin, Hindistan, Pakistan gibi öncelikli olarak tercih edilen bu tedarikçi ülkelerin ürün kalitemiz, hızlı sevkiyat ve termin sürelerimizin uygunluğundan dolayı ve bulduğumuz coğrafi konum itibariyle bu süreçte yurt dışı pazarlardaki paylarımızı artırarak sektörümüzde öncelikli tercih edilen ülke konumuna gelmemizi sağlamıştır bu süreç. Tabii pandemi döneminin ikinci dönemi bu şekilde hızlanarak daha aktif ilerlemeye başladı. 2021 yılında tekstil sektörüyle ilgili söylemem gerekirse ekleyebileceğim. Dediğim gibi dünya genelinde ciddi bir tedarikçi pozisyonunu üstlendik. Türkiye'nin pamuk ve ürün kalitesi zaten dünyada ilk üçe girmektedir. 2021 yılının çok daha umut vaat edeceğini ve çok daha iyi sonuçlar getireceğini, ihracat oranlarımızda da ciddi artışın önünü açacak bir yıl olduğunu düşünmekteyim. Betül Hanım, bir izleyici sorumuz var. Kadın girişimcimize sorum şu: pandemi döneminde tekstile ve ev tekstil ürünlerine ilginin arttığını gözlemledik. Sizce bunun sebebi nelerdir? İnsanlarımız pandemi sürecinde biliyorsunuz ki maalesef birçok şeyden yoksun kaldılar. Ailelerimizle çok daha fazla vakit geçirmeye başladık. Ev ortamlarımız öncelikli yaşam alanımız olduğu için ve tabii ki bu süreçte e-ticarette daha çok yol kat etti, ilerledi. Dolayısıyla ev tekstil ürünleri öncelikli olarak tercih edilen ürün konumuna geçti. Peki. Uğur Bey, Betül Hanım seyirci sorusuna cevap vermişken siz de bir tane soruya cevap verin seyircilerimizden gelen. Konuklarımıza sorum şu olacak. 2020 yılında pandeminin tedarik zincirinde kırılmalara neden olduğunu ve bunun da sektörümüzü etkilediğini gördük. 2021 yılında henüz devam eden bu pandemiye bağlı olarak Denizli için ihracatta ne gibi değişimler bekleniyor? Bunun etkileri ne olacak? Şöyle söyleyeyim, biraz önce de değindiğim gibi gelişen teknoloji, internet, aynı zamanda evde olmamızdan dolayı ev tekstiliyle ilgili taleplerin arttığını biz zaten görüyor ve izliyoruz. 2021'de de Covid'deki iyileşme veya böyle bir durum ortadan kalkmasında da ben işlerin artacağını öngörüyorum. Sebebi şu: önceden Avrupa'daki firmalar stoklamaya gitmiyordu. Neden? Biz coğrafi olarak yakındık. Denizli'den veya Türkiye'den ürünü sipariş ediyordu. Direkt sattığı müşterisinin mağazasına veya deposuna teslimat yapıyorduk. Ama Covid süreci bizim birçok alanda olduğu gibi hem yaşamımızı hem alış satış şekillerini değiştirdi. Onun için stoklama yapmaya gidecekleri için sadece ev tekstili değil, Avrupa ve dünyadaki alıcıların artık kısmi bir stoklama yapacağı için sürekli bir artış olacağını öngörüyorum. Bunun devam edeceğini. Peki 2021'de bu sizin bahsettiğiniz artışın, ihracatta Denizli'nin artışı 0.25 oldu dediniz 2020'de. Devam evet. etmesi için nelere dikkat edilmesi gerekir? Şunu söyleyeyim, biz Denizli olarak özellikle
Her yıl biliyorsunuz Avrupa'da, Almanya'da, Frankfurt'ta ev tekstil fuarımız oluyor. Onun dışında da toplam Denizli'de hem kadın girişimciler ve Denizli'deki ihracatçılarımızla birlikte 637 tane yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılıyoruz. Buradaki asıl amacımız ürünlerimizi tanıtmak, yerinde sergilemek, müşterilerimizle özellikle alıcılarla buluşmak, bu şekilde de işlerimizi artırmak. Ben şöyle bir örnek vereyim. Bundan 5 sene önce Denizli'de inşaat ve inşaat malzemeleri ihracatı yoktu. Biz Denizli Ticaret Odası olarak birçok ülkede bu fuarlara katıldık. 30-40'a yakın firmamız ve sektör temsilcimizle işte Rusya, Almanya, Hollanda, Fransa oralara gittik. Ürünlerimizi tanıttık ve bugün bakıldığında da bu alanda da ihracata başladığımızı görüyoruz. Ben hep şunu söyleyeyim. Dijital ortamlarda, platformlarda muhakkak olmalıyız. Ama sıcak satış, sıcak teması da kesinlikle devam ettirmemiz lazım. Onun için Denizli bu konularda çok iyi. Bizim de ticaret odası olarak Türkiye'de hem girişimcilik hem yurt içi ve yurt dışı fuar organizasyonlarında herhalde ilk üçün içerisindeyiz. Denizli anlamında. Biz bunları yaptığımız sürece kaliteli yeni Ar-Ge'ler, yeni ürünler ortaya koyduğumuz sürece Denizli'de ve Türkiye'de işlerin 2021 yılında daha iyi gideceğini düşünüyorum. Hazır söz fuarlara gelmişken fuarlar 2021'de fiziksel olmaya devam edecek mi yoksa dijital fuarları daha sık görür hale gelecek miyiz? Sıcak temastan bahsettiğiniz önemine satışta. Şöyle belki Türkiye'de ilk Denizli'de inşallah makine tekstil fuarını gerçekleştireceğiz Mart ayında. Direkt şöyle söyleyeyim, 100'ün üzerinde Türkiye ve Denizli'mizden firmanın katılımıyla, çünkü Denizli tekstil ve konfeksiyon şehri, yani bizim ihracatımızın ilk kaleminde de ürettiğimiz ürünler açısından da bu fuarı canlı yapacağız. Yani yüz yüze temaslı yapacağız. Ama onun dışındaki sürecin gidişine bakarak Almanya, Frankfurt'taki fuarımızı yine dediğimiz gibi biz buraya tahmini 500'e yakın iş adamıyla katılıyoruz. Türkiye'de de İstanbul'dan sonra Frankfurt'ta Denizli olarak 2 ve 3. sıradayız katılımcı anlamında. Bizim Denizli'nin yapısı dediğim gibi fuar organizasyonlarında yer almak. Bu fuarların dijital ortamda da olsa gerçekleştireceğiz. Yüz yüze veya yerinde sıcak temasla da olsa gerçekleştireceğiz. Biz göreve geldiğimiz gün itibariyle en çok üzerinde durduğumuz gençlerimiz, kadınlarımızı dünyanın dört bir tarafına beraber giderek, ürünlerimizi tanıtarak nasıl satışımızı artırır ortaya koyarız. Onun çabası ve gayreti içerisindeyiz. 2021 yılında da inşallah bu anlattıklarımızı gerçekleştirir. Türkiye'nin ve Denizli'nin yaşam kalitesini yukarıya doğru çıkarız. Evet, son 3 dakikamıza giriyoruz. Son soru olarak da kadın için taşıyoruz projesiyle ilgili görüşlerinizi almak istiyorum ben her ikinizden de. Betül Hanım, siz nasıl bir fayda sağladınız bu projeye katılımınızla? İçinde bulunduğumuz süreçte e-ticaret hacminin artmasıyla birlikte navlun masrafları hem alıcı hem de satıcı için ciddi bir maliyet teşkil etmektedir. Kadın için taşıyoruz projesi, ihracatı gerçekleştirmeyi planladığımız pazarlarda bizlere rekabet üstünlüğü sağlattığı gibi o pazardaki yerimizi koruyup kalıcı bir tedarikçi olmamızın da önünü açacağını düşünmekteyim. Evet, bir de siz zannedersem Amazon gibi sitelerden satış yapmayı da hedefliyorsunuz. Eğitimlerin de faydasını gördünüz umarım. Kesinlikle, onu da eklemek istiyorum izninizle Özlem Hanım. Amazon ve diğer satış platformlarında ki sanal mağazalara nasıl ürün satılabileceğine dair bir takım eğitimler düzenlenmektedir. Kadın girişimci arkadaşlarıma tavsiyem o eğitimleri takip edip o pazarlardaki o sanal mağazalarda tedarikçi misyonunu üstlenerek satış gerçekleştirebileceklerini düşünmekteyim.
Uğur Bey, siz Kadın İçin Taşıyoruz projesi özelinde de nasıl yer alıyorsunuz? Denko Taşımacılık proje partneri anladığım kadarıyla. Denizli Ticaret Odası da bu projeye bir öncülük yapmak ister mi? Ne dersiniz? Şimdi şunu altını çizmekte yarar var. Biz yapmış olduğumuz tüm Denizli Ticaret Odası'ndaki çalışmalarımızda %70'ini kadın girişimcilerimize katkı sağladık. Hatta yeni iş başkeri kurduklarını bizzat açılışlar olarak açtık, gördük. Kadın girişimcilerimizin ülkeye ihracatı, istihdama katkısı, şehre sağlayacağı her bir değerde yanlarında olacağımızı ifade ettik. Bunu şöyle taşlandırmakta yarar var. Biz kadın girişimcilerimizin özellikle navlun desteği, aynı zamanda ek olarak da bizde Denko bünyesinde yurt içi ve yurt dışında gümrükleme faaliyetlerimiz var. Yine kadın girişimcimize nakliyenin yanında da gümrükleme hizmetlerinde de katkı sağlayacağımızı buradan ifade etmek isterim. Biz Denko ve Denko ailesi olarak, Denizli Ticaret Odası Başkanı olarak da Denizli'mizden her kim olursa, Denizli'mize bir çivi çaktığında muhakkak onun yanında oluruz, onunla beraber yürürüz. Ülkemizin ve Denizli'mizin kalkınması için atılabilecek adımları ortaya net bir şekilde koyarız. Burada ben özellikle sizlere çok teşekkür ediyorum. Vaktimiz varsa da ben çok önemli gördüğüm için, bu biliyorsunuz Avrupa'da Türkiye Ticaret Merkezleri, Amerika'da, Chicago'da açıldı. Bu konuya girersek katkı sağlar, buradan da büyüklerimiz duyar diye düşünüyorum. Bir cümle alayım Uğur Bey, süremizin maalesef sonuna geliyoruz. Şimdi özellikle ticaret merkezi Chicago'da biliyorsunuz yeni açıldı. Türkiye'nin ve Denizli'nin Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı da ortadadır, %67'dir. Bizim en yoğun ihracat yapmış olduğumuz ülkelerin herhangi birinde lojistik destek verecek tek durak ofisi oluşturacağız. Burada Türk firmalarının ofisi olacak, deposu olacak, showroom'u olacak. Tedarik zinciri yönetim desteği ve satışı içeriyor. Bu çok önemli, bu konuyu hep birlikte lütfen dinlendirelim. Çünkü bunun muhakkak Avrupa Birliği'nde yer alması gerekiyor. Yaptığınız çağrı için teşekkür ediyoruz. Türk Ticaret Merkezleri Avrupa'da da olmalı çağrınızı buradan duyuruyoruz. Bu sadece Chicago'da olmasın. Gelin Avrupa Birliği'nde de bu merkezleri açalım. Ben her ikinize de çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Bu notlarla Kadın Girişimciler Rotası'nın bu haftaki bölümünün sonuna geliyoruz. Denizli'ye uzandık, söz sözü açtı, süremizi de açtık. Size harika bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.